Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah ve biz de iyiyiz. Bugün sizlere farklı bir video çekeceğiz. Şöyle göstereyim elimde ne var. Bunun içinde ne var onu da göstereceğim birazdan. Bugün ne yapacağız sizlere? Ekşimik dediğimiz, biz işimik deyiz. Kimi taraf çökerek diye. Lor peyniri diyen de var. Bunu tulumun içine basacağız arkadaşlar. Şöyle bu tulum oğlak derisinden babam yıkadı, temizledi, hazırladı. Nereden baksanız bir 6 aydır bununla uğraşıyor. Hayalinde en sonunda yaptı arkadaşlar. Hani bu deriden yani şöyle bundan yiyorlar ya. Bakalım nasıl olacak, biz de onu deneyeceğiz. Ben de ilk defa görüyorum ama ninemler eskiden yaparmışlar arkadaşlar. Şimdi şu eldivenlerimi bir giyeyim ben. Yani tulumda peynir yemiş olacağız arkadaşlar. Lor peyniri. Ekşimik yani. Şimdi eldivenlerimi giyeceğim. Bakın burada hazinemiz burada. Şimdi asıl hazine burada. Onu ben size eldivenlerimi giydikten sonra göstereyim. Gel Sevarım. Gel yaklaş. Gel 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 gel. Evet. İşte. Kaz yumurtası gibi burada bizi bekleyenler ekşimikler arkadaşlar. Şimdi bunun içine bunu doldurup doldurup sıkıştıracağız. Bu tulum. Bildiğiniz oğlak derisi. Hadi bismillah, inşallah bereketli olur. Başlayalım bakalım. Şöyle yaklaş Sevarım. Şöyle. Evet. Şu kadar bir ağzı var. Bunun içinden bunları salacağız. Değil mi anne? Evet, sal. Tek tek sal. Evet, şöyle siz de yardım ederseniz. Bismillah. Aç bakalım ağzını. Babam da fazla küçük yapmış. Bunun içi deri arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Derinin iç kısmı tamamıyla temiz. Ekşimi bakalım nasıl kıvama getirecek. Ben dediğim gibi pazarda görüyorum ama hiç kendim denemedim. Eskiden ninemler yaparlarmış. Biz de yapacağız. Tut bakalım anne. Bir. Şu iki. Şu üçüncü bombamız. Şu dört. Şimdi bastıralım. Bastıralım. Evet. Sıkıştıracağız mı? Evet. Dibine güzel bir şekilde yasla onu. Dibine. Ha, evet. Çok güzel bir şekilde yasla. Çünkü aralık kaldığı zaman oradan küf yaparmış. Anladım. Hani evet, güzelce basmamız lazım. Evet, burası zaten babam dikti ayaklarını falan. Şu kolları arkadaşlar dik değildi. Bu genişleyecek anne, bu çok alır. Alsın. Daha sonra üstüne yaptığımızda ilave edebiliriz. Tut bakalım. Evet, şu bir daha. Şu bir bomba daha. Şu bir bomba daha. Yani ekşimik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir bomba daha. Evet. Bir tekrar daha. Bir daha bir bastır. Sıkıştırabildiğin kadar şöyle. Tamam. Çok aynen. Güzel olsun. Ha, şeydekilere benzemeye başladı. Evet. Televizyonda. Evet. Aslında çok lezzetli olur ama. Evet. Hiç boşluk bırakmadan. Evet. Sevarım gel şöyle içine. Gözüküyor ama, mu ama gözükmüyor. Gözükmez. Bir saniye biraz daha doldurduktan sonra ben göstereyim. Çünkü mecbur burası sokak kalmak zorunda. Evet. Ağzına da tereyağı döküyor. Mühürlüyorlarmış arkadaşlar eskiden. Bu iş için en uygun olan da oğlak derisiymiş. Evet. Oğlak derisi sağlam olur. Yırtılmaz. Onu öğrendim. Tut bakalım anne. Anne. Efendim? Bu var ya bizim bütün kışlık peynirimizi alacak herhalde. Zaten yemeğe yapıyoruz ya. Yiyeceğiz. Bak çok lezzetli oluyor. Gerçekten yani. Babaannelerimiz, büyüklerimiz ya. Yapardı. Lezzetli olurdu. Onu demedim. Herhalde bu sene sen ineklerden sahip yapsan anca doğuracağım onu. Evet. O ne yapalım? Arada böyle koyacağım. Niye çok aldı bu kadar? Şimdi sen bunu bir daha bas oğlum. Bir daha koyalım hadi. Bir daha koyalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir bas şöyle. Bastırabildiğin kadar şöyle aralık hiç kalmayacak şekilde yani yasıtman gerekiyor. Evet. Evet. Şunlar öyle. Da oğlan benleri arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlamayın. Oğlan derisinin üzerindeki benleri. Şimdi şöyle hiç boşluk kalmayacak mıymış? Kalmıyor yavaş, zaten. Yavaş yavaş bir şekilde basmaya bak. Evet. Aralık kaldığı zaman oradan hava alıp küf yapılırmış. Yani küf olurmuş. Evet. Ben de daha ilk defa böyle yapıyorum. Ninem söylerdi arkadaşlar. Evet. Bu çok tatlı ekşimi olur diye. Kışın bütün kışı bunlardan geçiniyorlarmış. Biz ekşimik ıslaması deriz. Tut bakalım anne. Hep bunlardan yaparız. Şöyle bir daha göstereyim. Bir. Kaz yumurtalarımız bitiyor arkadaşlar. İki. Kaz yumurtası dediğime bakmayın. Bunun içinde çörek otu da var. Şöyle kırdığımız zaman içinde çörek otu da var. Anne bunu nasıl yapıyorsun? Sen onu da söyle de bu peyniri.
peynir, lor peyniri aslında evet, da. Sütü inek sağdıktan sonra sobanın başında uyunduruyorum. Yani o bir böyle uyunuyor, yoğurt tut haline geliyor. Onun üzerinde kaymağı oluyor. Kaymağını alıp tereyağı, sütünü de büyük tenceremde koyuyorum ateşe. Orada kestiriyorum. Bunu kaynatıyoruz mu yani? Tabii pişiriyoruz yani. Bu lor peyniri de pişmiş oluyor. Çünkü bunu ateşte pişirdiğin zaman zaten o yoğurt gibi olan şey tencerede kofadaki kesiliyor. Koyduğun an parça parça oluyor. Bir de bunu çendiliden, şunlardan süzüyorlar evet arkadaşlar. Süzüyorum. Suyunu akıttıktan sonra, çekildikten sonra tuzdan oğuyorum. Hani bayağı çok alacak. Çörek otu var içinde. Çörek otuyla birlikte oğup baştan önce bir kofalara basıyorum. Kofalarda bunlar birkaç zaman duruyor. En sonunda da böyle evet, en sonunda bu şekil yapıp yumurta şeklinde evet yapıp hazır hale geliyor arkadaşlar. Yani biz böyle gördük. Bunlar böyle yapıyoruz. Eskiden tulum peyniri denilen olay bu. Bu çok kullanılan yani geçmiş dedelerimizin, nenelerimizin çok tamam kullanmış olduğu sistem arkadaşlar. Tamamıyla temiz. Onu söylemek istiyorum. Yani belki yaralı mı? Aha. Babam vallahi. Çünkü babanın istediği çok aslında az da var. Bir bu kadar daha olaymış, dolacakmış ya. Bir sabah daha koyarım sağdığımı, avşak sabah sütü sıcacık koyduğumu çabuk uyunuyor ateşin başında. Evet. Soğuk olursa sütü soğuk bir yere koyup da tekrar ateşin başına getirdiğin zaman uyunmaz. Sıcak sıcağı sıcağına olacak. Anladım. Şimdi bu eldivenlerde aslında kullanmayacaktım da. Neyse. İş yaparken insanı zorluyorlar. Sen şimdi onu baya bir bas. Böyle yavaş. Sıkıştırayım ha. Evet. Bakın arkadaşlar mavi eldivenimi görebiliyorsunuz herhalde. Aslında çok ince bir deri. Evet, ama çok dikkat etmen lazım. Yırtılabilir belki. Sağlam bir deriymiş. Hı-hı. Evet. Tut bakalım. Orada kaldı mı? Var. Hı. Hepsini koyayım mı? Koy. O içine artık ondan sonra şey yap da bas da. 3. Üzerine ilave ederim ben. Bir daha yaparım. Evet. Şunu da basalım. Bunu böyle bu şekil yaptıktan sonra 2-3 günde böyle beklettim. Bu leğenin içinde suyunu alsın diye. Evet. Altına bir temiz bez yayıp suyu çeksin diye. Ya büyük beklettim ihtimalle derinin vazifesi şu olacak arkadaşlar. Bunun içine koyulan ekşimiğin iyi şimik ya da peynirin suyunu dışarı salacak. Peynir içeride kuru bir şekilde kalacak tahminimce. Çünkü deri biliyorsunuz hava alan bir malzeme. Ama nasıl bozulmuyor da nasıl oluyor onu da sizlerle gözlemleyip göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi iyice sıkıştırayım ben bunu. Sıkıştır. İyice yine bir bas. Düz bir şekilde olsun. Evet. Şimdi koparmamak lazım. Tabii. Yırtarsak ziyan olur. Önce deriyi hazırlaması da uzun iş. Ne kadar oldu? Babam bununla uğraşıyor. Temizliyor. Şu üstündeki tüylerden temizledi arkadaşlar. Tuzda bekletti. Tuzda bekledi. En sonunda da ıslayarak yumuşattılar deriyi. Ve doluma hazır hale geldi. Bu normal bir oğlak derisi. Yani 4-5 aylık bir oğlak derisi. Ama şöyle söyleyeyim size. Büyük ihtimalle bir 6 ya da 10 kilo ekşimi içine alacak vaziyette. Şöyle göstereyim. Bunun en üstüne şimdi ekşimikle doldurduktan sonra bir saniye ben şunları bir çıkartayım. Şu anda sıkıştırma şeyi kalmadı. Ekşimikle doldurduktan sonra en üstüne tereyağı döküyorlarmış arkadaşlar. Tereyağı dökünce de onu bir nevi mühürlüyormuş. Yani hava almamasını sağlıyor. Kaliteli oluyormuş. Bakalım deneyeceğiz. Dediğim gibi bir de bizim turşumuz vardı. Yakın zamanda da turşuyla size taranayla şurada turşuyu da açacağım. Böyle gülen yüzlü bir turşu yapmıştık annemle. Artık onun da zamanı geldi. Kış da geldi. Bunu çekelim dedim. İnşallah öyle bir yemek videosu da çekeceğim sizlere. Dediğim gibi başka bir anlatacak bir şeyimiz var mı acaba? Yok. Bakalım inşallah evet deneyeceğiz. İyi olursa bakacağız bakalım. Evet Sevaran bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi derimizi doldurduk. Üstüne 2,5-3 kilo daha peynir alacak, ekşimik alacak, lor peyniri alacak. Siz artık hangisini diyorsanız onu da doldurduktan sonra üstüne biz tereyağı yapıp mühürleyip koyabiliriz. Ya da belki de daha başka şekilde de oluyormuş. Nineme sorabilirim. Instagram'da da bitmiş halini paylaşırım sizlerle.
Soba arkamda yanıyor. Biraz terledim ama gayet iyi oldu. Sıkışık oldu. Hiç de boşluk bırakmadık. Çok bence bırakmadık. İyi aynen. Oldu. Güzel oldu. Yani şu görünümle şeye benziyor arkadaşlar. Bu hani mağaraların içine koyup da bekliyorlarmış ya. Çok da var ha. Ona benziyor. Bakalım zamanla rengi nasıl olacak? Bu sıcağı gördükçe suyunu salacakmış. Yani tulum peyniri deneyelim dedik. Bu bizim şeyimizde var yani. Bunu neler dedeler yapıyormuş. Bizim doğamızda var. Bakalım hayvan derisini her şeyde kullanılıyorlar. Bunu da biz kullandık. Kokacak mı kokmayacak mı? Keçi derisinden hepsini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Diyecek bir şeyim kalmadı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yorumları da atarsanız sevinirim. Kanalımız gitgide büyüyor. 55 bin aboneyi de geçtik. Hızla gidiyoruz. İnşallah köy hayatından size her şeyi de anlatmaya devam edeceğim köy hayatını. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.